Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereket üzerinize olsun efendim. Bugün kısmet olursa Cabiri merhumun Tekvinul Aklil Arabi adlı eserinin Türkçe'ye Arap İslam Aklının Oluşumu adıyla tercüme edilen eserin ihtiva ettiği temel konuların sonuncusunu Endülüs tecrübesinde İbn-i Rüşd'ü inşallah ele alacağım, arz etmeye çalışacağım. Bir dersimiz kalıyor, müellifin sonuç değerlendirmesi ve benim inşallah yapacağım birlikte yapacağım sonuç değerlendirmesi. Bunu da bayramın içinde inşallah bir müsait zamanda sizlere arz ederim. Ve bayramdan sonra en uygun bir zamanda artık Cabiri okumalarımızın ikinci ve ileri düzeyine geçme zamanımız yaklaştı. İkinci kitaba, bu kitap içinde muhtasaran ele aldığımız genel proje bağlamında değerlendirdiğimiz tüm konuları inşallah bütün detaylarıyla ele alacağız ve asıl Cabiri okumalarımıza ikinci kitapta bir bakıma başlamış olacağız. Şimdi bu kısa girişten sonra müsaadenizle hemen ekran paylaşarak konumuza geçmek istiyorum. Gördüğünüz üzere konumuz İbn-i Rüşd. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız üzere Cabiri merhumun İslam geleneği ve özellikle İslami ilimlerin gelişmesi bakımından bir umut olarak gördüğü Endülüs tecrübesinde İbn-i Hazm'ı konuştuk. Ve bugün İbn-i Rüşd'ü konuşarak Cabiri merhumun bu umutlandığı, umut bağladığı ve kendi döneminde ikinci kitabı okurken ve ikinci kitapla birlikte okuyacağımız başka kitapları da var. Onları da değerlendirirken üzerinde duracağımız gibi burada merhum ne arıyor, ne bulmaya çalışıyor? Kendisince böyle bir arayışın gerekçeleri nedir? Tabir yerindeyse meşruiyeti nedir? Lüzumu ne ölçüdedir? Bunları da bir anlamda değerlendirmeye çalışacağız. Kendisinin değerlendirmeleriyle birlikte tabii ki. Onun için İbn-i Rüşd, bugünkü konumuz son derece önemli. İbn-i Hazm'a yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerin bir bakıma zirveye taşınması anlamına geliyor İbn-i Rüşd. O halde İbn-i Rüşd'ün tarihi konumlandırması ve geldiğimiz konunun Cabiri merhumun projesindeki konumlandırılmasından başlayarak konuyu ele almamız daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu değerlendirmem kitabın 361 ve 375. sayfaları arasındaki alana tekabül ediyor. Burada Üstad İbn-i Rüşd'ü ele almış ve İbn-i Rüşd'ün son derece önemli bir rol oynadığından, ancak bu rolün tarihi talihsizlik itibariyle gerçekleşme imkanını bulamadığından, tıpkı İbn-i Hazm'da söylediği gibi dert yakınacak. Ama bir proje olarak İbn-i Rüşd'ün projesini önemseyecek, benimseyecek ve bize ikinci kitabın Burhan bölümünde de üzerinde duracağı üzere çağımızda böyle bir yaklaşım, böyle bir akıl gerekli demeye getirecek bir anlamda. Böyle olunca İbn-i Rüşd, Cabiri merhumun projesinin tabir yerinde ise anahtar ismi bir diğer ifadesiyle de rol modelidir diyebiliriz. Yani Cabiri merhum için İbn-i Rüşd bir rol modelidir. Eğer onun düşüncesiyle İbn-i Rüşd başarılı olabilmiş olsaydı bugün çok farklı bir noktada bulunacaktık ve belki de böyle problemlerimiz ona göre olmayacaktı ya da en azından asgari miktarda olacaktı gibi bir umut olduğunu söyleyebiliriz. Pekala, bu durumda İbn-i Rüşd nasıl bir duruşa sahip, nasıl bir tarihi misyon üstlendi ki
Cabir'i merhum, onun üzerinden bu kadar olumlu, umutlu bir bakışa sahip, onda ne gördü? İbn-i Rüşd'de Cabir'i ne gördü? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Şimdi birincisi, İbn-i Rüşd'ün bir misyonu var. Bu misyonundan söz edelim. Üstlendiği bir misyonu var. İkincisi, İbn-i Rüşd'ün din, felsefe ayrımı var. Bu son derece konumuz açısından önemli. Üçüncüsü de İbn-i Rüşd'ün bir din algısı var. Din algısı. Böylece İbn-i Rüşd konusunu bu üç temel başlık üzerinden değerlendirmemiz mümkündür ve bu üç başlık üzerinden müsaadenizle değerlendirelim ve kitabın içeriğindeki işaret edilen hususları da bu benim sunum tekniğim açısından daha net olarak anlayacağımızı umut ediyorum. Böylece İbn-i Rüşd konusunda dersimizin, Cabiri derslerimizin sonuncusu olarak ele almış olalım. Cabiri merhuma göre İbn-i Rüşd'ün misyonu aslında İbn-i Sina'yı konuştuğumuz zaman da üzerinde durduğumuz gibi meşriki ve mağribi ayrımı üzerinden tekrar hatırlayacak olursak mağribiler olarak İbn-i Sina'nın resmetmiş olduğu Ebu Süleyman Es-Sicistani ile Bağdat ekolü mantıkçılarının temsilcisi olarak başlayan bir din-felsefe ayrımı vardı. O din ve felsefe ayrımına burada ikinci başlıkta buna A, buna B, buna C diyelim. İkinci başlıkta değineceğiz. Bunun böyle bir duruşu, yani Bağdat ekolünün, mantık ekolünün duruşunun Endülüs'e yansıması ya da Endülüs versiyonu diyelim daha doğru bir ifadeyle İbn-i Rüşd'e taçlanması, zirveye taşınması olarak ifade edebiliriz. Böylece İbn-i Rüşd yaşadığı dönemde 6. asrın sonu görüyorsunuz 595 Hicri vefat tarihi. Bu dönemde dönemin halifesinin İbn-i Tufeyl'e yönelttiği bir misyon, bir görev var. İbn-i Tufeyl hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Haybin Yaksan romanıyla, felsefi romanıyla şöhret bulmuş bir isimden söz ediyoruz ve onun vefat tarihi Hicri 581'dir. Saraya yakın, saray filozofu diyebileceğimiz ünlü bir isim, ünlü bir filozof, devrinin etkin isimlerinden birisi İbn-i Tufeyl. Dolayısıyla dönemin halifesi Ebu Yusuf Yakup, öyle hatırlıyorum, İbn-i Tufeyl'den bir ricada bulunacak. Diyecek ki, ben ki tabii bu arada parantez içi hemen söyleyeyim. Dönemin halifesi gerçekten iyi bir Aristoteles okuyucusudur. Aristoteles üzerine yazılmış şerhleri okuyan, onları mütalaa eden, yani sadece kitapları kütüphaneye doldurma peşinde olan bir halife değil, okuyan ilim sahibi bir halife. İbn-i Tufeyl'den Aristoteles'in kendisine ait, bizatihi Aristoteles'e ait eserlerde kapalılıklar, muğlaklıklar gördüğünü, bunları açmasını, bu muğlaklıkları gidermesini, bu yazacağım ifadeye dikkatinizi istirham ediyorum. Aristoteles'in eserlerini halkın anlayacağı düzeye getirmesini rica eder. Halifenin ricası bir emirdir. Ben der, Aristoteles'in eserlerinde kapalılıklar görüyorum. Konuya vakıf olmayan insanların içinden çıkamayacağı hususlar var. Sen bunları gider. Normal okuyup anlayabilecek düzeydeki halkın anlayacağı hale getir bunları der. Ve İbn-i Tufeyl tamam efendim der. Ve bu görevi İbn-i Tufeyl
kendisinden genç olan ve bir anlamda öğrencisi sayılan İbn-i Rüşd'e devreder. İbn-i Rüşd der ki halifemizin böyle bir talebi var ve ben bunu senin Aristoteles üzerine vukufuna güvendiğim için, bu işe ehil ve layık gördüğüm için bunu senin yapmanı istiyorum der ve İbn-i Rüşd'ü bununla görevlendirir İbn-i Rüşd. Tabii burada bizim bu tarihi durumun tespitinde dikkat etmemiz gereken bu durumun arka planındaki bazı hususları Cabiri'nin de işaret ettiği üzere görmemiz ve konunun daha başında tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bu durum bize İbn-i Rüşd'ün misyonunun bir devlet politikası olduğunu bir kere gösteriyor. Yani İbn-i Rüşd'ün konumunu incelerken Endülüs tecrübesinde İbn-i Rüşd dediğimiz zaman İbn-i Rüşd'ün sadece salt bir alim, günümüz tabiriyle bir akademisyen, bir ilim insanı olarak durmadığını, aynı zamanda devletin kendisi için hem iktidarı açısından hem de din algılayışı açısından yapılmasını gerekli gördüğü bir görevin ve bir misyonun İbn-i Tufeyl üzerinden İbn-i Rüşd'e gerçekleşmesini talep etmesinden ibarettir. Bu son derece önemli bir şey. Birinci olarak görmemiz gereken bu bir devlet politikasıdır. İki, yine Cabiri merhumun haklı olarak 6. asra gelmişiz. Farabi'nin üzerinden, İbn-i Sina'nın üzerinden asırlar geçmiş. Her ne kadar İbn Sina üzerinden o kadar çok geçmese de Farabi açısından böyle, Kindi açısından böyle. Der ki Cabiri, acaba 6. asırda Aristoteles'in eserlerinde muğlak ne kalmış olabilir? Muğlak ne kalmış olabilir? Halife bir devlet politikası olarak tam olarak neyi arıyor? Neyi bulmak istiyor? Ve elinde Farabi gibi İslam dünyasında İbn Sina gibi Aristoteles üzerine uzmanlaşmış, Aristoteles üzerinde muallimi sani ünvanı almış bir elinizde bir birikim var. Neden Farabi ve İbn Sina üzerinden Aristoteles'i anlamıyorsunuz da Sayın Halife Aristoteles'i yeniden halkın anlayacağı düzeyde onun sadeleştirilmesini ve anlaşılır kılmasını talep ediyorsunuz. İşte burada Cabiri merhumun haklı olarak dikkatinizi çektiği bir husus var bu ikinci maddede. Farabi ve İbn Sina üzerinden Aristoteles'in mütalaa edilmeyip de farklı bir perspektiften Aristoteles'in yeniden ele alınmasının sebebi hem Farabi'nin kısmen İbn Sina'nınsa tamamen büyük ölçüde irfan ile barışık bir felsefeyi temsil etmelerindendir. Dolayısıyla Farabi ve İbn Sina sadece Aristoteles şarihi değil bunlar. Aynı zamanda birer filozof olarak irfanı burhan ile güçlendirmişler, irfanı öne çıkarmışlar ve irfan erbabı sayılacak bir duruşa sahipler. Peki Endülüs'teki bu devlet politikası ne? Tam anlamıyla az sonra göreceğimiz üzere bir irfan karşıtı devletle, irfan karşıtı bir siyasetle, politikayla karşı karşıyayız. Yani temel misyon irfana karşılıktır. İrfana karşı oluş. Zaten İbn-i Rüşd genel birikimi, İbn-i Tufeyl o kadar değil, İbn-i Rüşd kadar diyemeyiz. Eserinden de bunu anlıyoruz irfana nispeten yakınlığı açısından. Dolayısıyla İbn-i Rüşd bütünüyle bir irfana karşıt tecrübeye de sahip, birikime de sahip, kanaatlere de sahip bir bilim insanı olarak, önemli bir bilim insanı olarak tam da böyle bir misyonun adeta tabir yerindeyse biçilmiş kaftanı gibi duruyor.
Böylece böyle bir misyonun tespitinde devlet politikası olarak İrfan'a karşı olmanın belirleyici olduğunun bu safhada da altını çizmemiz gerekiyor. Ve altını çizdiğimizde görüyoruz ki bu İbn-i Rüşd'e devredilen görev devletin desteklediği ve talep ettiği bir misyondur. Peki tam da burada şimdi bir başka üçüncü hususa değinerek oradan devam edelim. Üç. Aristoteles'in eserlerinin halkın anlayacağı, halkın diline adeta tercümesi irfanın halk üzerindeki etkisini kırmaktır. İrfani epistemolojiyi temsil eden ülema ne düzeyde havas, ne düzeyde ileri olursa olsun etki alanı halktır. Şunu teslim etmeliyiz ki irfani epistemolojinin halk nezdinde kazandığı itibar, halk üzerindeki otoritesi, diğer bir tabirle nüfuzu ne beyan ne de bürhan için hiçbir şekilde söz konusudur. Öyleyse bu durumda halifenin tabanını, tebasını elinde tutabilmesinin yolu epistemolojik olarak irfanı geriletmek, etkisiz kılmak, burhanı öne çıkarmak, burhan temelli bir beyanı, din algısını temsil etmektir. Bunun yolu insanlar Aristoteles'i anlasın. Peki tam da burada dördüncü bir madde olarak söylememiz gereken bir önemli hususta İbn-i Tumert'ten başlattığımız, İbn-i Bahçe ile devam ettiğimiz bir asıllara dönüş var. Asıllara dönüş sloganı vardı. Bir davet, bir çağrı vardı. Asıllara dönelim diyorlardı. İşte burada İbn-i Rüşd'e yüklenen misyonda bu asıllara dönüş kendisini gösterecek. İbn-i Rüşd asıllara dönüşü İbn-i Tumert'le başlayan, İbn-i Bahçe'yle başlayan, İbn-i Hazım'la temsil edilen bu asıllara dönüş hareketini İbn-i Rüşd Aristoteles'i yine Aristoteles ile okumak büyük şerh, orta şerh ve küçük şerhlerde yaptığı üzere okumak üzere bu misyonu gerçekleştirecektir. Yani Aristoteles'i asıllara dönüş efendim ideolojisi üzerinden ele aldığımızda aslında bu asıllara dönüşün, buradan yukarıya bağlıyorum bunu, Cabiri'nin ifadesiyle de söyleyecek olursak, o böyle ifade etmiyor ama içerik bakımından benim formülize ettiğim şekilde, o çok farklı yerlerde bu ifadeyi kullandığı için ona atıfta bulunuyorum merhuma. Farabi ve İbn Sina Aristoteles'inden bir kopuş. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Böylece İbn Rüşd'ün üstlenmiş olduğu misyon tam da Cabiri'nin epistemolojik kopuş diye bahsettiği ve benim de bir derste epistemolojik kopuşun anlamı diye sizlerle video olarak paylaştığım yaklaşımına baktığımızda değerli izleyenler son derece önemli bir noktaya geldiğimizi görmek mümkündür. Neden? Çünkü İbn Rüşd Aristoteles'i Aristoteles'le okuyalım, Aristoteles'ten okuyalım derken bir anlamda halifenin programını ve projesini hayata geçirirken diğer bir anlamda Aristoteles'in yorumlanmış ve İslam geleneğine mal olmuş bir yerleşik durumdan da kopuşu temsil eder. İşte bu anlamıyla İbn-i Rüşd Aristoteles'i yeniden gündeme getirecek, burhanı yeniden ele alacak
ve bu burhanı yeniden ele alışı üzerinden de çok önemli bir tarihi misyon üstlenecektir. Burada asıllara dönüş konusunda İbn-i Rüşd'ün de içinde bulunduğu bu hem epistemolojik hem de ideolojik duruşun ifade ettiği din algısı, fıkıh algısı konusuna geldiğinde de inşallah orada üzerinde duracağım C şıkkında. Burada sadece şu kadarını beyan etmekle yetinmemiz gerekir diye düşünüyorum. O da halifenin ciddi bir biçimde devlet politikası üzerine bunu yazalım. Ciddi bir biçimde İslam'ı deyince bunu Kur'an, sünnet ve burhan. Bu üçünden ibaret olarak algıladığını, algılanmasını istediğini ve böyle bir proje olarak halkın yönlendirilmesi gerektiğini, bunun dışında kalan kitapların yakılması gerektiğini, hatta Maliki mezhebinin böyle çok öne çıkarılması ve din haline getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu ve bunların yok edilmesi gerektiği kanaatini ishar ettiğini tarihen biliyoruz. Bunlar bize gösteriyor ki 6. asra geldiğimizde İslam dünyasında gerek devlet politikası düzeyinde, gerek ulema düzeyinde, gerekse epistemolojik farklılıklar düzeyinde ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Krizin temellendirilmesi ve temellerin krizi konusunda bu hususların üzerinde durmaya çalışmıştım. Peki İbn-i Rüşd böyle bir misyonu üstlendiğinde ne yaptı? B şıkkına geçmemiz gerekiyor. İbn-i Rüşd öncelikle, tabii onun bu konuda yazdığı pek çok eserler var ama din ve felsefenin ayrımına geldiğinde Faslul Makal, Türkçe'ye de tercüme edilmiş bir eserdir. Okumamış olanların okumalarını öneririm. Genişçe konuyu ele aldığı gibi din ve felsefeyi iki farklı alan olarak ayırt edecek. Şimdi buranın üzerinde önemli ölçüde durmamız gerekiyor. Şimdi İbn-i Rüşd diyecek ki din ve felsefe hakikate ulaşmanın iki farklı yoludur. Burada bu çok önemli. İbn-i Rüşd'ün hemen hemen tüm çalışmalarında ısrarla vurguladığı husus, iki ayrı alan var. İkisinin de vuslatı hakikattir. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman. Bu iki farklı alanın ortak hedefi hakikattir. Evet. İki farklı alan, ikisinin de vardığı vuslat, ulaştığı son nokta hakikattir. Bir kere İbn-i Rüşd'ü doğru anlama konusunda ayağımızın sabit basacağı yer, pergelimizin sivri ucunun saplı olduğu nokta burasıdır. İbn-i Rüşd din ve felsefeyi birbirinden ayırt eder. Ama birini hak, diğerini batıl olarak konumlandırmaz. Birini diğerinin karşıtı olarak konumlandırmaz. Birbirlerinin düşmanı olarak konumlandırmaz. İkisini de kabul ederek, ikisini de değerli kılarak, ikisini de önemseyerek, hatta kendi tabiriyle süt kardeşi kılarak bunu yapar. Böylece hem felsefe geleneğimizde hem de İslami ilimler geleneğimizde İbn-i Rüşd'ün üzerinden, eğer benzetmek caizse, Descartes'ta öz ve tözsel olarak gördüğümüz bir dualizmin, benzer bir dualitenin hakikate ulaşmada İbn-i Rüşd'de
somutlaştığını Ebu Süleyman Es-Sicistani'den beri deklare edilen, ifade edilen, temsil edilen bir duruş olarak temsil edilen bir durumun İbn-i Rüşd'de zirve bir temsili olarak bir hakikate ulaşma dualizmi, hakikat dualizmi değil, dikkat buyurunuz. Hakikate ulaşmada metodolojik, epistemolojik dualizm diyebiliriz buna. Karşı karşıya olduğumuzu belirlememiz gerekir. Şimdi bu son derece önemli durumda İbn-i Rüşd'ün ısrarlı bir biçimde vurguladığı temel bazı hususlar var. Bunu da aynen birinci A misyonu konusunda yapmış olduğumuz gibi maddeleştirerek gidelim. Maddeleştirelim. Bir, İbn-i Rüşd diyecek ki din ayrı bir alandır. Felsefenin nasıl kendine göre postulatları, ilkeleri, önermeleri varsa dinin de vardır. Dolayısıyla din kendi ilkeleri, kendi önermeleri üzerinden değerlendirilmelidir. Ve din söz konusu olduğunda eğer eleştirilecekse kendi enstrümanlarıyla eleştirilmelidir. İki, felsefe de ayrı bir alandır. Beşeri tecrübe olarak felsefe büyük bir birikimin sonucudur. Temel önermeleri vardır, temel ilkeleri vardır ve bunlar üzerinden bir akıl yürütmeye sahiptir ve bunlar üzerinden sonuca gider ve sonuç elde eder. Böylece son derece önemli olarak İbn-i Rüşd der ki, dinin ilkelerinden hareket ederek felsefeyi, felsefenin ilkelerinden hareket ederek dini eleştirmek de yanlış. Buraya dikkat buyurunuz. Bunları birbirleri üzerinden eleştirmek de yanlış. Bunları birbirleriyle takviye etmek, birbirleriyle desteklemek de yanlış. O İhvan-ı Safa risalelerini ele aldığımızda Ebu Süleyman Es-Sicistani'nin İhvan-ı Safa risalelerine ilişkin yapmış olduğu eleştirileri de bu arada hatırlayacak olursak dinin buna ihtiyacı yok, gerek yok, bunlar yanlış, boş işle uğraşmış dediğini hatırlarız. Bir, bunları birbirleriyle eleştiremeyiz. İki, bunları birbirleriyle desteklemeye gerek yok. Yani dinin din olmak ve insanları kendisine intisap eden, inanan insanları hakikate ulaştırması açısından dinin felsefenin desteğine ihtiyacı yok. Felsefenin de dinin argümanlarına ihtiyacı yok. Bunlar iki ayrı yoldur. Sonuçta aynı yana yere varacaklar. Dokunmayın, onunla giden onunla gitsin, onunla giden onunla gitsin diyecek. Ve yine bu konuda ısrarlı bir biçimde İbn-i Rüşd dinde alim olmayan dini konular üzerinde, felsefede yetkin olmayan da felsefe konuları üzerinde iddialı olmamalıdır, der. Çünkü bu işler vukuf ister, uzmanlık gerektirir. Tam da bu bağlamda biraz sonra detaylı bir biçimde üzerinde duracağım üzere hem İbn Sina'ya hem de Gazali'ye şiddetle karşı çıkar ve onları eleştirir. Gazali'yi İbn Sina'dan felsefe okuyup öğrenip İbn Sina'yı eleştirmekle hafif bulur.
Böyle bir felsefe tedrisatıyla filozoflar eleştirilemezler tehafütünde. İbn Sina'yı irfana bulaşmak, irfancılara kendisini kaptırmak, aynı zamanda kelamcılarla da arasını iyi tutmak gibi ikircikli net olmayan bir filozofa yakışmayan bir duruş sergilediği için eleştirir. Eleştirme nedenleri üzerinde birazdan duracağım. Böylece İbn Rüşd'ün din felsefe ayrımı konusuna geldiğimizde onun böyle bir ayrımda her iki alanın da ayrı ayrı olduğunu ve insanı hakikate götürdüğünü net olarak hakikate ulaşmanın metodolojik ve epistemolojik dualizmini temsil eden bir isim olarak tespit etmeye çalıştık. Şimdi İbn Rüşd kendi eserlerinde de dinin vahiden hareketle, nakilden hareketle bunu gerçekleştirdiğini, dolayısıyla vahiy ve nakil tabiatları gereği iman ve teslimiyet gerektirdiğini, dolayısıyla vahye ve nakle iman eden, teslimiyet gösteren kişinin en nihayet hakikate ulaşacağını söyler. Felsefe ise tabiatı gereği araştırmayı, eleştirmeyi esas aldığından bu akıl üzerinden hareket eder ve aklın insanda bir yeti olarak aklın yetkinliğine vurgu yapar. Allah-u Teala'nın insana verdiği bu rehberin, aklın insanı hakikate uğraştırmaya yeterli ve yetkin olduğundan hareketle felsefenin de insanı hakikate ulaştıracağını söyler. Tabii burada insanın hem bir vahye teslim oluşu, iman edişi, hem de felsefeye, akla yönelişinin birleştirilmesine karşı çıkar. Çünkü İbn Rüşd içerik, muhteva, epistemoloji, metodoloji açısından bu iki alanın birlikte yürütülmesinin tarihi tecrübemizde de gördüğümüz üzere sıkıntılara neden olduğunu, bunları sağlıklı bir biçimde yürütmenin zor olduğunu, dolayısıyla en iyisi ayrı ayrı alanlar olarak yürütülmesi gerektiğini söyler. Peki ben tabii buna Cabir'e girmemiş ama buna girmemiz gerekiyor. Burhan konusu ikinci kitapta işlerken de daha detaylı inşallah bu husus üzerinde duracağız. Peki bunu böyle teorik olarak söylemek kolay da biz bunu İbn Rüşd'ün kendisi üzerinden değerlendirelim. İbn Rüşd bir din alimi midir? Evet. İbn Rüşd bir filozof mudur? Evet. Peki bu dualist durumu İbn Rüşd kendisinde nasıl birleştirmiştir? Nasıl oldu şimdi bu? İbn Rüşd Müslüman bir alim. İbn Rüşd'de bu birleşebiliyorsa başkalarında niye birleşemesin? İşte Cabiri'nin de İbn Rüşd'ün de bu konudaki efendim önemi, vurguladıkları önem tam da burada ortaya çıkıyor. Birazdan din algısını konuşurken de üzerinde durmaya çalışacağım üzere değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Burhan'ın temel yapılması felsefede, burhanın temele konulması, temelinde burhan olan bir epistemolojinin geliştirilmesi, burhanın üzerine beyanın
ve yani epistemolojinin inşa edilmesi, beyanın burhan üzerine yeniden inşasından İbn Hazm'da da söz etmiştik, yeniden inşa edilmesi, bu dualizmin bir anlamda giderilmesi anlamına geliyor. Din ve felsefe ayrı ayrıdır. Metodolojik ve epistemolojik olarak bir ayrımdır. Bir kere birbirlerine karıştırmayalım. İlkesel ve teorik olarak yapılması gereken bir ayrımdır. Bu önemli bir ayrım. Bu ayrım yapılmasına rağmen İbn-i Teymiye'de ve öncesi ve sonrası takipçilerinde gördüğümüz üzere bu ayrımın bir hak batıl ayrımına dönüşmemesi, buna izin verilmemesi açısından bir felsefe ve mantık düşmanlığının ortaya çıkmaması, bunlarla meşgul olanların zındık, paşa, sapık ve kafir olarak nitelendirilmemesi açısından her ikisinin de hakikate vasıl olacak doğru yollar olduğunun tespiti yine teorik ve epistemolojik açıdan son derece önemlidir. Madem ki bunların ikisi de bizi hakikate erdiriyorsa, bunları birini diğeriyle temellendirmek ve desteklemek anlamında olmasa bile beraber yürümeleri, uzlaşı içinde yürümeleri mümkün değil midir? Evet, mümkündür ve bunu İbn-i Rüşd fiilen şahsen eserleriyle, düşünceleriyle temsil etmiştir. İşte burada söylediğim gibi. Mümkündür. Çünkü o bir filozoftur ve o bir din alimidir. Ve ikisi de aynı şahıstır. Bakın, tek bir şahsiyettir. Söz konusu dualizmi kendi şahsında birleştirmiştir. Yani İbn-i Rüşd, şimdi ben din alimi olarak konuşuyorum, nokta. Durun şu gömleğimi değiştireyim. Şimdi de filozof olarak konuşuyorum. Böyle söylemiyor. Konuları tartışırken hangisinin asli zemini felsefe, hangisinin asli zemini din, bunu belirliyor. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Bir renk değiştirelim. Yani kalemin rengini, pardon. Evet, kalemin rengini değiştirelim. Konu dini ise, birazdan din algısında bunu konuşacağız, ona göre ele alıyor. Konu felsefi ise ona göre ele alıyor. Diyor ki bu bir felsefi konudur. Lütfen dini karıştırmayın. Bunu felsefi olarak konuşalım. Bu bir efendim dini konudur. Lütfen bunu da felsefeye karıştırmayalım. Bunu da din olarak konuşalım. Peki biz burada konuyu buraya getirmişken şu hususu tartışmadan geçebilir miyiz? Bence geçmemeliyiz. Akla gelir ki bu hangi konulardır ki onu sadece dinde tartışırız da yine hangi konulardır ki onu da felsefede tartışabiliriz? Mesela felsefe dediğimizde salt felsefi olarak tartışacağımız, dinini hiç bulaştırmayacağımız ne olabilir? Hemen yazalım. Felsefeye özgü. Bir, ibadet. Tapınma. Felsefenin tapınma, ibadet hiçbir zaman konusu olmamıştır. Felsefe tapınmayla ilgilenmez. Ha, o zaman konu ibadet olunca başvuracağımız alan dindir.
Efendim, bunu felsefeyle temellendirelim de felsefi izahını yapalım da namazların vakitlerini de yok şunları bunları. Gerek yok. İhvan-ı safacı yaklaşıma, irfancıların işraki yaklaşıma gerek yok diyor. Rüşt söylüyor. Gerek yok. Bunu burada tartışalım. Bunu burada konuşalım. Çünkü felsefenin böyle bir hedefi de yok, alanı da yok. Ama felsefeye özgü demişiz de bunu düzelteyim müsaadenizle. Dine özgü olacak bu konular felsefenin ilgilenmediği, felsefenin konu edinmediği olarak müsaadenizle onu düzeltelim. Felsefenin ilgilenmediği ya da felsefeye özgü olmayan diyebiliriz. Felsefeye özgü değil, ibadet. Bu dini bir konudur. İki, vahiy ve nübüvvet. Risaletin gerekliliği, vahiy, peygamberin vahiy alması vesaire, mucize bu bağlamda bunların hiçbiri felsefenin konusu değildir. Yani metafiziğin de yani konusu değil bunlar. Böylece bunları efendim felsefe konu edinmez. Bunlar dinin konusudur. Nübüvvet, vahiy. Çok uzatmıyorum. Ahiret. İşte bunlar cennet, cehennem. Bunlar felsefenin akılla ele alacağı konular değil. Almamışlardı zaten. İlgi alanları değil. O zaman bunları burada din üzerinden ele alalım. Ve bunlar dikkat buyurun, burası çok önemli. Bunlar bu felsefenin konu edinmediği alanlar şu anlama geliyor. Burada akıl yürütülmez. Bunlar akıl yürütülmeye müsait değil. Onun için hem Gazali eleştirisinde tehafütünde İbn-i Rüşd hem İbn-i Sina'yı eleştirisinde burada irfana kaymakla onları suçlar ve der ki bu siz işraki ve irfani geleneğe kaydınız ve bunları felsefeye karıştırdınız. Felsefenin konusu değil bunlar. Niye giriyorsun bu konuya der. Konulara. Girmemelisiniz der. Ama dikkat buyurunuz. Buraya yazalım. Dine özgü değil. Özgü değil. Dine özgü değil. Şimdi. Bu da dine özgü değil sadece. Bunu felsefeyle konuşalım. Tanrı. Allah demiyorum bakın. Dinlerin inanmaya davet ettiklerini konuşmuyoruz. Tanrı. Alem. Varlık. Yokluk. Vesaire. Bunlar dinin konusu değil. Allah'a inanalım dinin konusu. Birdir, gafurdur, rahimdir. Evet. Fakat bir Tanrı'nın varlığı, var oluşu konuşulacaksa bu felsefenin işi. Felsefe konuşur bunu. Onun için haklı olarak görüştü. Bir mümin vahiy gönderdim ben, peygamber gönderdim. Buna inanın diyor. Eğer dindarsa buna inanır. Vahyin ondan talep ettiklerini yerine getirir. Vahyin ona öğrettiği
tavsif ettiği, isimlendirdiği, sıfatlandırdığı şekilde bir Allah'a inanır, ahirete inanır, cennete, cehenneme inanır ve buna inanır, teslim olur. Dinin doğası, tabiatı budur. Ama neye, bu alem niye var, niye böyle var? Bunun bir faili, bir muhdisi var mı? Bir mucidi, bir tasarımcısı var mıdır? Varsa bu tasarımcı, mucit, var edici, yaratıcı nasıl bir şeydir? Niye insanı yarattı? Neden deniyor? Niye Resul gönderiyor? Niye vahiy gönderiyor? Niye bilmem ne yapıyor? Bunları tartışacaksanız bunun yeri din değil, bu felsefedir. Tanrı'yı tartışmak. Alem, işte bizim kelamcıları falan eleştiriyor. İbn-i Rüşd doğal olarak siz diyor hatalı davrandınız. Neden? Felsefenin konusunu dine bulaştırdınız, İslam'a bulaştırdınız. Oysa bu konular mutlak gayip konulardır. Mutlak gayiptir. Siz bunu varlığa, şahide indirgediniz ve gayip olanı şahit üzerinden temellendirmeye kalkarak büyük bir yanlış yaptınız diye hem kelamcıları eleştirir ve hem de böyle düşünen İbn Sina gibi filozofları eleştirir, Gazali gibi. Gayibin şahide kıyas edilemeyeceğini şiddetle reddeder Endülüs geleneğinin bu ünlü temsilcileri. İbn Hazım da, İbn Bahçe de, İbn Tumert de, İbn Rüşd de böyledir. Ve zirve düzeyi İbn Rüşd'dedir. Şiddetle reddeder. Olmaz der. Bunu yapamazsınız. Bunu felsefe konuşacak. Felsefede bunu konuşursunuz. Öbürüne iman edersiniz, dokunmazsınız. O kadar. Ama bunu konuşacaksanız felsefe. Felsefede de bunu konuşurken hiçbir dini kaygı taşımaksızın konuşursunuz. Ya böyle şeyler söylüyorum, bu benim imanıma zarar verir mi, küfre girer miyim, bilmem ne olur muyum diye bir endişe taşımaksızın konuşacaksınız. Filozof olmak böyle bir şeydir. İşte hem dindar olmayı hem de filozof olmayı şahsında taşıyabilecek insanların böyle İbn-i Rüşd karakterine sahip olmaları gerekiyor. Bu açıdan İbn-i Rüşd haklı olarak İbn-i Sina'yı hedefe koyar ve İbn-i Sina'yı bir taraftan felsefecilere, bir taraftan kelamcılara yeşil ışık yakmakla suçlar ve duruşunun bir filozof olarak netliğini bozduğunu, bir meşşai geleneğe sadık bir Aristotelesçi duruşu, burhani duruşu sergilemediğini söyler. Örnek olarak da, bu örnek önemli olduğu için vermek üzerinde durmak istiyorum. Üçüncü şıkkın imkansızlığı, felsefi ilkesini, ilkeyi ihlal ettiğini söyler. Bu ilkeyi ihlal etmekle kalmamış, bu ilkeyi ihlal etme uğruna son derece önemli hatalı düşüncelere saplanmıştır der Sina için. Tehafütünde. Örneğin felsefi olarak değerli izleyenler, bir vacip vardır, bir de onun karşıtı mümteni vardır. Biri zorunlu, diğeri imkansızdır. İşte bu üçüncü şıkkı yok bunun. Bunun üçüncü şıkkı yok. İbn-i Rüşd der ki, İbn-i Sina buna bir üçüncü şık ekledi. O da mümkündür. İmkan. Mümkünlük. Bu üçüncü şıkkı ekledi. Ve dedi ki, bir şey, bizatihi mümkün,
bizatihi mümkün. Bi gayrihi vacip olabilir. Yani vacibe nispetle vacip, bununla kelamcılara ve irfancılara yeşil ışık yakıyor. Bizatihi mümkün oluşu itibariyle de, pardon, kelamcılara ışık yaktığını söyleyerek İbn-i Rüşd İbn-i Sina'yı eleştirir ve der ki zatında tek olan hiçbir varlık bir cihetten vacip, diğer cihetten mümkün olamaz. Bu ikisi birbirine zıttır. Mümkünlük vacip olanın zıttıdır, mümteni demektir. Bir şey zatında vaciple, vacip olanla mümkün olmayı cem edemez. Bu felsefeye aykırıdır. Felsefi olarak bu tutarsızdır der. Böylece İbn-i Rüşd, Aristotelesçi o temel duruşunu, son derece önemli temel duruşunu netleştirerek felsefi alanın din alanından ayırt edilmesini, bu iki alanın da hakikat olduğunu, hak olduğunu söylemesi ve felsefe öğrenmenin vacip oluşuna dair eser yazması üstlendiği misyonun önemini göstermeye kafidir. Dolayısıyla İbn-i Rüşd sonrası Sünni gelenekte karşılaşacağımız felsefe karşıtlığı ve düşmanlığını dikkate alırsak, 6. asrın sonlarına doğru İbn-i Rüşd'ün bu temsil ettiği duruşun ne kadar önemli olduğunu ve Cabiri'nin önemsemede ne kadar haklı olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Bu itibarla çok üst düzeyde bir söylemle İbn-i Rüşd, merhum, ruhu şad olsun, bizimle beraber olsun, sağlıklı bir duruşu, çatışmasız bir duruşu, uzlaşmacı bir duruşu, mütekamil bir duruşu, bir yönüyle dualist gibi duran ama bir diğer yönüyle de bu dualizmin bir tek şahsiyette temsilinin mümkünlüğünü gösteren bir duruş olması bakımından Cabiri İbn-i Rüşd'ü önemser haklı olarak. Böylece İbn-i Rüşd kendisinden beklenen misyonu, tarihi duruşunu ortaya koyarak gerçekleştirmeye çalışır. Bütün bu söylediklerimiz bağlamında İbn-i Rüşd'ün din algısına müsaadenizle geçelim. İbn-i Rüşd'ün din algısı her şeyden önce zahiri geleneğin bir devamıdır ve zahiridir. Dolayısıyla fıkıhta zahiriliği benimser ve zahirilik önemlidir. Bu temel duruşu onun bütün din algısının ana karakteri olarak tespit edeceğimiz için hemen Vehle-i Ula'da bunu yazmış olmamın sebebi budur. Ama onun din algısı dediğimizde şunun hemen altını çizmemiz gerekiyor. Diyecek ki dinin şöyle yazalım, bir zahir yönü, bir batın yönü var. Evet, bir zahir yönü var, bir batın yönü var. Batın yönü, irfancıların zannettiği gibi ilhamla, keşifle açılacak olan,
ilham ve keşif sayesinde ancak anlamları anlaşılacak olan alan demek değildir der. Duruşuna kadar netleştiriyor. Batın dediğimiz şey, dilin zahirinde olan ve dilin vaz edilişindeki hakiki anlamına tekabül eden anlamın tevil, bu sözcüğe dikkat buyuralım, tevil yoluyla, tevil ile mecazi anlama dönüştürülmesidir. İbn-i Rüşd'e batın, dinin batını yönü tevil. Ve dikkat buyurunuz, tevil de zahir kadar dille ilgilidir. Onun için İbn-i Rüşd bu çok son derece önemli hususu ifade ederken, değerli izleyenler, tevilin koşullarına dikkat çeker. Bir, der ki tevil gramere uygun olacak. Gramere uygun olacak. İki, Kur'an'ın bütünlüğüne uygun olacak. Vahyin iç bütünlüğüne aykırı olmayacak. Üç, yetkin bir kişi bunu yapacak. Dört, tevili caiz ayetler için söz konusu olacak. Tevili caiz değilse tevile gidilemez. Dolayısıyla tevilin koşullarını belirleyerek tevil yapmanın lüzumuna, tevil yapmanın zahiriliğe aykırı olmadığına dikkat çekecek ve dolayısıyla zahir ve batın ayrımını bu şekilde netleştirecek. Bunu netleştirirken ısrarla İbn-i Rüşd, zahirin avam için, batının da havas için olduğu şeklinde bir kabulü ve inancı reddedecek. Bu son derece önemlidir ve İbn-i Rüşd'ü anlamak bakımından da son derece altı çizilmesi gereken bir husustur. İbn-i Rüşd, dinin avama ve havvasa ait olanlar şeklinde ayrışmasına karşıdır. O der ki, din avam içinde, havvas içinde aynıdır. Havvasın avamdan sadece bilgi derecesi bakımından bir farklılığı vardır. Yoksa din ikisi için de aynıdır. Son derece önemlidir. Onun için irfancıların yaptığı gibi dinin bir zahiri yönü var. Bu avam anlar, bir havvas da bizim anlayacağımız, bize mahsus yönü var. Onu da biz anlarız, siz de bize muhtaçsınız şeklinde bir ayrıma İbn-i Rüşd karşı çıkar. Böylece İbn-i Rüşd din algısında dinin vahye tekabül eden metinlerindeki zahiri ve batini olma, anlama yönelik bu ayrımı bu derece net bir biçimde ayrıştırır ve zahirden ve batından ne anlamamız gerektiğini tespit eder. Değerli izleyenler, din algısı konusunda zahir ve batın ile ilgili bu yaklaşımını müteakiben büyük filozofumuz bize din algısı konusunda mutlaka üzerinde durmamız gereken temel bazı başlıkları söyler. Düşünce olarak ve Cabiri merhum da bunları bize aktarır. Şöyle özetlemek istiyorum müsaadenizle. Der ki, bir, dini olan mutlaka aklidir. Bu son derece önemli bir ilke. Temel ilke. İbn-i Rüşd açısından bu son derece dokunulmaz bir ilkedir.
dini olan mutlaka aklidir. Felsefeyle ilişkisinde felsefi olan da akliydi ve akli olanın da hakikate götürdüğüne göre Hegelyan bir biçimde akli olanın da dini olduğunu söyleyebiliriz belki ama yorum açısından uygun olarak uygundur. Çatışmazlar demek daha İbn-i Rüşd'e uygun bir yorum olur. Bunlar çatışmazlar. Yani dini olanın akliliği. İbn-i Rüşd burada dini olanın akliliğine geldiğimizde iki noktanın dikkatlice birbirinden ayrılması gerektiğini tembih eder. Şimdi bu iki nokta A, bizatihi aklidir. Yani vahyin metinlerindeki içerik bizatihi aklidir. Yani hiç akla ters değil. Zaten aklidir. B, tevil yoluyla akli oldukları gösterilir. Gösterilebilir. Evet. Eğer nakilde, vahide, zahiri olarak akla aykırı bir durum söz konusu olursa, bu da tevil yoluyla, yorumla, nasıl yapılacağını yukarıda söyledik tevilin, akli olduğu gösterilebilir. Böylece bu iki madde üzerinden İbn-i Rüşd bize Kur'an'da akli olmayan bir şey yoktur demiş olur. Evet, Kur'an'da akli olmayan bir şey yoktur demiş olur. Bu son derece önemlidir. Ve bunu izah sadedinde İbn-i Rüşd 2 der ki bir ayet akla aykırı gibi ise diğer bir ayet onu akli olarak izah eder. Burada Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri olarak meşhur bilinen tefsir geleneğindeki bir durum söz konusudur ki yani İbn-i Rüşd son tahlilde bize Kur'an'ın muhtevasında Kur'an'ın yine Kur'an ile izah edilebileceğini, anlaşılabileceğini dolayısıyla böylece Kur'an'ın Kur'an ile anlaşılmış olmasından hareketle efendim akla ters bir durumun söz konusu olamayacağını söyler. Peki, böylece İbn-i Rüşd din algısında bize söylemiş olduğu bütün bu açıklamalarından sonra şunu formülize edebilir miyiz? Üçüncü bir madde olarak. Dinde akıl karşıtı bir şey yoktur. Evet, formülize edebiliriz. Dinde akıl karşıtı bir şey yoktur. Zaten olsa İbn-i Rüşd'e göre insanlara akıl verip sonra bu aklı kullanarak onları dine davet eden Allah'ın haşa çelişkiye düştüğünü söylemiş olmamız gerekir. Çünkü akıllılara hitap ediyor din. Akıl sahiplerine sesleniyor. O zaman davet akıl sahiplerine yapılıyorsa davetin içeriğinde akıl sahiplerine ve akıllarına ters düşecek, onunla çelişecek bir muhtevanın olmaması gerekir. Ama böyle şeyler var diyor İbn-i Rüşd. Buraya dikkat ediniz lütfen. Bunu farklı bir renkle yazmama müsaade buyurun.
din ile akıl arasındaki çelişki dindar ile filozof arasındadır. Bu çok çok önemlidir. Geçen de bir konuşmamda bunun üzerinde durdum. Taha Abdurrahman eleştirilerinde de bu üzerinde durmaya çalıştım. Bizim gözümüzden kaçan da budur. Bir dindar, bir din alimiyle bir filozof arasındaki problem, din ile felsefe arasındaki problem olarak tespit edilemez. Dinin din olmak bakımından, felsefenin de felsefe olmak bakımından arasında bir zıtlık, bir çelişkiyi konuşmak başka bir şeydir. Televizyonda birçok akademisyen de maalesef felsefeci olarak bilinen kişilerin de konuşmalarına üzülerek şahit oluyoruz. Üniversitelerde hocalık yapan bilim insanları bunlar. Kimisi matematikçi, kimisi başka branştan. Sürekli dillerinde dinin bilime karşı olduğu, dinin bilimi engellediği, din efendim şöyledir, akla aykırıdır, akla engeldir gibi çok sıradan insanların bile dillerine, lisanlarına yakışmayacak bir üslupla bunları ifade ettiklerini üzülerek görüyorum zaman zaman dinlediğimde. Oysa o bilim insanlarına yakışan İbn-i Rüşd'deki bu ayrımı gözetmeleridir. Din ile felsefe arasındaki gerilimi konuşmak ile dindarla filozof arasındaki gerilimi konuşma arasında çok büyük fark vardır. Kıyaslanmayacak ölçüde fark var. Dindar dini yorumlamış, öyle anlamış. Filozof da felsefeyi öyle anlamış. Aralarında problem var. Bu dinle akıl arasında, dinle felsefe arasında bir soruna indirgenebilir mi? Hayır. İndirgenmemelidir. Bu itibarla İbn-i Rüşd'ün ısrarla dinde akla muhayir bir şey yoktur demesi şu söylemiyle de çelişmez. Peki hocam öyleyse niye iman ve teslimiyet dinde esastır? Yukarıda onu konuştuk. Felsefeye dahil olmayan, aklın bizatihi akıl olmak bakımından akıl yürütebileceği alanlar olmayan bir muhtevaya sahip olmasındandır dinlerin. İşte ibadet gibi, vahiy gibi, peygamber gibi konulara iman etmeye çağırır. Bu da dini tercih edenlerin bir tercihidir. Bunları felsefe tartışamıyor, felsefenin konularına bunlar girmiyor diye dinle felsefe birbirleriyle çelişir, sonucu çıkarmak felsefenin kendisine bir saygısızlıktır. Onun için İbn-i Rüşd merhumun vurgulamak istediği, görülmesini arzu ettiği şey alan hassasiyetlerini belirlemektir. Onun için ben naçizane bir yerde bir müzakereye, bir panele ya da herhangi bir şekilde bir mevzuyu müzakere etmeye davet edilir gidersem konuştuğumda birinci planda metodolojimin ana ilkelerini söylerim. Derim ki ben böyle bir metodolojim var, şu temel ilkelerim var, konuşmalarım, düşüncelerim bu temel ilkeler üzerine oturmaktadır. Beni eleştirecekseniz lütfen bu temel ilkeler üzerinden eleştirin. Benim temel ilkelerimi beğenmiyorsanız eyvallah olabilir. Onunla ilgili ayrıca tartışalım. Ama benim söylemimi kendi ilkeleriniz üzerinden eleştirmeyiniz. İlkeleri de bir anlaşalım. İlkeleri bir belirleyelim. Siz
Argümanınızı hangi temel ilkeler üzerine vaz ediyorsunuz? Onu görelim. Ben hangisine vaz ediyorum? Onu görelim. Sonra bu ilkeler birbirleriyle nerede uyumlu, nerede farklı, onları görelim. Bizim tezlerimizin de uyumlu olduğu alanlar, farklı olduğu alanları netleştirelim. İlkelerde uzlaşacaksak onu konuşalım. Uzlaşamıyorsak uzlaşamayız. Ayrı ayrı düşünürüz. O kadar. Bu birini iyi, birini kötü yapmaz. Birini şamar oğlanına dönüştürmez. Ne dindarın felsefeye şamar oğlanına dönüştürüp ikide bir gelip gidip tokatlamaya hakkı var, ne de filozof geçinen ya da felsefeyi temsil ettiğini düşünen ya da en azından ben felsefeciyim diyen bir bilim insanının her vesileyle dine, dindara şamar atmak için fırsat kollamasına gerek var. İkisi de doğru değil. Bilime de yakışmaz, bilim insanına da yakışmaz. Saygın bir hareket de değil ayrıca. Bunun için İbn-i Rüşd, merhum Cabiri için son derece önemlidir. Peki İbn-i Rüşd'ün projesi gerçekleşseydi ne olacaktı? Bunu bir soru olarak yazmama izin verir misiniz? İbn-i Rüşd başarılı olsaydı. Bir, Cabiri'ye göre bugün maruz kaldığımız din felsefe karşıtlığı, düşmanlığı son bulacaktı. Eğer İbn-i Rüşd projesi başarılı olsaydı. İki, akıl hak ettiği konumu elde edecek ve Müslüman gelenek akıl dışı, Cabir'in tabiriyle irrasyonel irfanın hurafeciliğinden kurtulacaktı. Evet. Akıl hak ettiği yere sahip olacaktı. 3. Müslümanlar her türlü taklidi, buraya lütfen dikkat edelim, her türlü taklidi terk edeceklerinden zihinleri geçmişe takılı kalmayacak. Darius Şayagan'ın da ruhunu şad edelim, ondan ödünç alarak kullanacağım bu ifadeyi. Geçmişte takılıp kalmayacak, bunu kırmızıyla da yazmak istiyorum. Ruhu şad olsun Darius Şayagan'ın. Onun Yaralı Bilinç kitabını okumadıysanız okumanızı hararetle öneririm. Tarihten kopmayacaktık. Tarihten kopmayacaktık. Tarihten kopmayacaktık. Ne demek bu şimdi? Tarihten kopmayacaktık. Bunu müsaadenizle resmetmek istiyorum.
Şimdi A şöyle devam eden bir tarih çizgisi var. Bugün buradayız. Bu reel tarih. Reel tarih böyle gidiyor. Ve bir de bizim İslam tarihi var. İslam tarihi var. Burada Cabir'in Tedvin asrı dediği ilk dört asır. Diğer bir adını yazalım, kırmızıyla yazalım, belli olsun. Abbasiler dönemi. Devri. Şimdi bizim tarihimiz normalde şöyle gelmesi lazımdı. Böyle gelmiyor. Ya bu tarih sürekli buraya dönüyor. Sürekli buraya dönüyor. Sürekli. Buradayız. Sürekli buradayız. Sürekli buradayız. Kelamın konuları da hala Abbasiler döneminde. Tefsirin konusu da öyle. Hadisin konusu da öyle. Hepsi orada. Oradayız hala. İşte diyor ki İbn-i Rüşd başarılı olsaydı Tedvin asrında ortaya çıkan içtihatları, görüşleri kutsayarak onlara mutlaka bağlı olmamız gerektiği şeklindeki bir taklitçilik ortadan kalkacaktı. Akıl kendi çağının, kendi döneminin, şu dönemlerin gereklerini yerine getirecekti ve reel tarihten kopmayacak. Onunla eş zamanlı, reel tarihle eş zamanlı olarak bugünlere gelecektik. Oysa biz şimdi burada bedenen buradayız. Ama zihnimiz Abbasiler döneminde. Sebebi ne? Taklittir. Şimdi Cabir'i merhumun İbn-i Rüşd'ü niye önemsediğini, niye vurguladığını, niye ah çektiğini daha iyi görebildiğimizi düşünüyorum. Bu itibarla değerli izleyenler, İbn-i Rüşd'ün bu perspektifine bugün de ihtiyacımız var. Cabir merhumun da vurguladığı üzere. Yarın da ihtiyacımız olacak. İşte bu önemine binaen bu konuyu Burhan bölümünde, üçüncü bölüm, ikinci kitabın üçüncü bölümünde çok uzun uzun konuşacağız. Kısmet olursa bayramdan sonra, yani bayram aralığında bu bir dersim daha kaldı. Onunla bu birinci kitabı bitiriyorum. Bayramdan sonra inşallah ikinci kitaba başlayacağım. İkinci kitapta üç ana bölüm işleyeceğiz. Beyani, irfani, burhani. Sırası da böyle. Beyanı işlerken siyasal aklı da, siyasal akıl kitabını da içinde işleyeceğim. İrfanı işleyeceğim. Burhan işlerken de felsefi mirasımız kitabıyla yeniden yapılanma kitabını birlikte işleyeceğim. Bir de kısmet olur ömrümüz vefa ederse ahlaki akılı da ayrıca bir efendim okumalar olarak Cabir'i okumaları yapmayı düşünüyorum ve tarihe kalsın, geleceğe kalsın ilgi duyanlarımız vakit ayırmaya değer bulurlarsa dinlesinler diye düşünüyorum. Size de değerli zamanınızı ayırıp bu uzun soluklu derslerime ilgi gösterip dinlediğiniz için müteşekkirim efendim. Var olasınız. Allah'a emanet olunuz tekrar görüşünceye kadar.